olur hocam. Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve ala men nebiye ba'de. Değerli arkadaşlar, klasik Arapça derslerimizin 110.suyla maksut genel tekrar derslerimizin 8.sıyla birlikteyiz. Malumunuz üzere maksut ders notu Zafer Esen Hoca'nın Maksut ders notuna devam ediyorduk. Bu klasik Arapça derslerinde ne yaptık? Öncelikle hazırlık sınıfı ders notlarını okuduk Musallak'tan. Sonra Emsile Bina Avamil Maksut derslerini müstakil olarak bu kitaplardan okuduk. Sonra Zafer Esen Hoca'nın Emsile Bina Avamil ders notlarını okuduk. Şimdi de maksud ders notundayız. İnşallah bu deste bunu tamamlayıp böylece klasik Arapça derslerimize nokta koyacağız inşallah. Şimdi misal fiile kadar gelmiştik. Misal fiil neydi arkadaşlar? Misal fiil. Fa'el fiilinde illet tarifi olan fiillere ne diyorduk biz? Misal fiil. Eğer fa'el fiilindeki illet tarifi vavsa buna ne diyorduk? Misali. Vavi. Vavi. Ya ise misali ya iyi diyorduk. Şimdi 15. kuralımız neymiş bakalım. 15. kuralımız neymiş? Misal fiilin fa'el fiili vav olduğu zaman iki 3 ve 6. bablarda. Biz buna 236 kuralı diyoruz. Misal fiilin fa'il fiili vav olduğu zaman demek ki bu kural misali vav ile mi alakalı? Misali ya ile mi alakalı arkadaşlar? Misali vavi. Heh, misali vaviler. 236 kuralı diyoruz. 2. 3. ve 6. bablarda olduğu zaman bu vav muzari'de, emirde ve nehi'de, nehi malumlarında düşer. Nasıl mesela? Va'a'de yev'idu arkadaşlar. Yev'idu. Biz buna ne diyorduk aslında? Beynel ya'i vel kesrat diyorduk değil mi? Bu vav ya ile kesr arasında kalırsa o vav ne yapar? Düşer. Kuralımız bu. Va'ade yev'idu mu diyoruz yoksa va'ade ya'idu mu diyoruz arkadaşlar? Ya'idu. Ya'idu diyoruz. Evet. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum bir saniye. Mikrofonu kapatacağım. Pardon arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Ama... Evet hocam. Evet. Devam edelim. Bu kurala ne diyoruz? Beynel ya'i vel kesrati. Sakin vav. Ya ile kesra arasında kaldığı zaman düşer. La'ade ya'idu. Ait la, ya la ta'it. Zaten ne demişti? Misali vavi fiillerin ikinci, üçüncü, altıncı bablarında. 236 kuralı diyoruz buna. Muzarisinde düşmüş vav. Emrinde düşmüş. Nehyinde düşmüş. Tamam kuralımız bu. Peki altıncı baba bakalım. Verite yevritu. Vav sakin vav yine neyin arasında kalmış? Beynel ya'i vel kesrati. Vav neyin arasında kalmış arkadaşlar muzaride? Ya ve kesra arasında. Kaldığı zaman düşer. Verite yeritu deriz. Ris la teris. Ris emri hazırı la terif nehi hazırı. Vehebe yevhebu. Yevhebu. Burada da yine neyin arasında kaldı arkadaşlar? Kesra arasında kaldı. Ama yevhebu dedik. Bunların asılları yevhi bak. Tamam. Aşağıda da aynısı. Yevka'u. Yevka'u da düşer mi arkadaşlar? Hayır. Düşmesi için ne olması lazımdır? Beynel ya'i vel kesrati. Ama burada beynel ya'i vel fethati beynel ya'i vel fethati ya ile feth arasında. Ama hemen alttaki notta ne diyor? Bunların asılları ne diyor arkadaşlar? Yev hibu yev Tamam mı? Anlaşıldı mı burası? Evet hocam. Aslına döndüğü için düşüyor. Tabi, Aslı öyle olduğu için. Ve hebe gelir mazisi. Yehebu gelir muzarisi. Heb gelir. Emri la teheb gelir. Nehi hazırı. Mesela Rabbena heblene min rahmeten ve heyyilene min emrine raşeda diyoruz değil mi? Rabbena heblene. Peki ne demek? Vehebe arkadaşlar. Allah'ın vehhab sıfatı var değil mi? Vehhab. Mübalağa Bağışlamak. Heh, bağışlamak karşılıksız hibe etmek. Peki vaade ne demek? Vaat etmek, söz vermek. Verise ne demek verise? Mirasçı olmak. Vakaane ne demek? Vaka'a. Vakı olmak. Tamam. Burada son iki fiilin asılları ikinci babdan oldukları için muzarileri yevhibu, yevkıya'u idi. Vav ya ile kesir arasında bulunduğundan bunda bir lisana ağırlık vardır arkadaşlar. Yani e, nasıl diyeyim? Yevidu demek zordur yani. Tamam. Zaten ilerlerin temel mantığı neydi? lisanda dile gelen zorluğu bertaraf etmek. Böyle değil miydi? Aynen hocam. Peki. Aynel veya lamel fiilinde boğaz harfi bulunduğundan hafiflik olsun diye aynel fiili fetalandı. E peki bir, bizi, biri bize dese ki ya bunun aslı yevhibu idi. Yevqi'u idi. E neden bunlar yevhebu, yevqa'u oldu dersek ne deriz ona? aynel veya lamel fiilinde boğaz harfi bulunduğundan aynel ve lamel fiilinde boğaz harfi bulunduğundan hafiflik olsun diye aynel fiili fetalandı. Üçüncü baba girmiş oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. Yine hani kolaylık olsun diye. Dile hafif gelsin. Aynen. Okuması kolay Aynen. olsun diye. Ee, bir soru mu var? Başka bir kardeşimiz de bir şey söyledi. Hocam e sordunuz ya oldu mu diye ben de evet dedim. Heh, tamam. Dördüncü babdan <laughs> vesi'a yevse'u idi değil mi? Vesi'a yevse'u. Vati'a vati'e yev ta'u. Fiillerinde de vav wow, has Çünkü bunlar da aslında altıncı babdandır. Ya yani hani 236 kuralı vardı. E burada dördüncü babdan, ikinci, üçüncü, altıncı babdan değil diye biri bize sorarsa ne diyeceğiz? Bunun da aslı altıncı baptandır. Aynel fiilleri sonradan kesralanmış. Tamam. Vesi'a yesi'u yevsi'u vati'e yevti'u imiş. Daha sonradan vesi'a yevsi'u olmuş. Vati'e yevta'u olmuş. Dördüncü baptan yani. Ondan sonra ne yaptık? O vavları hasbettik. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Peki. Şimdi misalle ilgili sadece maksut müellifimiz buna değindi. Geldik lefifi makruna. Lefifi makrun nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Lefifi makrun. Aslında ecvef artı nakıstır. E ne demek istiyorsun hocam? Şimdi lefifi makrunda üç tane harf var değil mi? Fa'el fiil, aynel fiil, lamel fiil. Hangi harfler illetli lefifi makrunda? Aynel ve lamel. Çok güzel. Zaten lefif demek iç içe dolanmış, sarılmış demek. Makrun demek de yakın demek. Dolayısıyla sadece aynel fiili illet dolana ne diyorduk biz? Ecef. Sadece Ecef. lamel fiili illet dolana ne diyorduk? Nakıs. İkisi beraber olursa ne diyoruz? Ecef artı nakıs eşittir lefifi makrun. Peki, Lefifi makrunun aynel fiilin hükmü sahih harf hükmündedir, değişmez. Güzel. Lamel fiilin hükmü ise nakısın lamel fiilin hükmü gibidir. Yani aynı la, nakıs fiilin başına ne geliyorsa, hangi ilal işlemleri uygulanıyorsa bunda da aynısı vardır. Mesela Rave, arkadaşlar rivayet etti demek değil mi? Rave Yervi, ikinci babdan. Bunun ismi faili ne geliyor? Ravin. Peki elif lam taklı gelirse ne olur El ravi El ravi değil de er ravi şemsi affa Er ravi, evet. er -ravi. Merviyyun. gelir isim mef'ulü irvi gelir emri hazırı la tervi gelir nehi hazırı Bakın tıpkı ne gibi arkadaşlar bak ecvef'te bir şey değişmiyor şurada Yani ortadaki harf Aynel fiilin hükmü sayı harf hükmündedir. Yani sayı harf ne demek? Sayı harf hükmündedir deyince ne anlayacağız arkadaşlar? Hiçbir ilal yapılmaz, değişmez. Ama sonu nakız fiilde ne varsa bunda da var. Mesela rame yermi nakız fiil mi? Evet. Heh, lefif makrun da onun gibi işte bak. Rame yermi ramin mermiyun irmi la termi bir fark var mı? Arkadaşlar? Yok. Demek ki lefif makrun aslında ecbef eğer sahih harf hükmündeyse lefif makrun aslında ne gibi o zaman? Direkt. Ecbef'te zaten bir değişiklik yok. Lefif makrun direkt nakıs gibi diyebiliriz yani. Tamam mı arkadaşlar? En kolay yolu bu. Lefif makrun ne gibiymiş? Nakıs gibi. Nakıs gibi. Mesela tava, yetvi, tavin, metviyun, itfi, latetvi. Tava ne demek bir bakar mısınız tavaya? Tevakkudan. Tava ne demek? Eşirmek hocam. Peki şuradaki fiil ne demek? Vesia. Bu geniş olmak. Aha, bu vatı e'ye bakar mısınız bir? Vatı e. Vatı e. bu zannediyorum üstün gelmek evet alt etmek ayağıyla çiğnemek üzerine basmak cinsel ilişkide cimada bulunmak ata binmek manasındaymış vat e yev tau evet o vav düşüyor tabi ya -ta oluyor vat en evet bakarsınız onlara peki tavada pişirmek dediniz değil mi arkadaşlar? Evet hocam pişirmek diye not almışım. Tamam. Tabaha ile evet. aynı diye eşittir diye koymuşum hocam. Tabaha ile yazmışım. Hmm. tamam. Yine şeyden bakın bir tevakkudan bakın. Hatta ben bakayım şimdi. Tava. Katlamak, dürmek manasındaymış. Katlamak, dürmek. Evet. Pişirmek değil de katlamak, dürmek manasında. Tavva'a yatvi itfi. Mesela taviyyün katlanabilir, dürülebilir demekmiş mesela. Neyse. Şimdi geldik lefifi mefruka. Lefifi makrun. Arkadaşlar ecve artı nakısa lefifi mefruk nedir? İlle tarifi başta var, sonda var. Ortaya bir tane sağlam harf giriyor. O zaman bu ne artı nedir? Misal ve nakıs. Çok güzel. Misal artı nakıstır. Şimdi lefifi mefrukun fail fiilin hükmü misal fiilin fail fiilin hükmü gibidir. E, misal fiilin fail fiilin hükmü ne? E sahih gibi. Değil mi? Sahih gibi. Ondan sonra yok misal fiilin hükmü gibidir diyor. Dolayısıyla sahih gibidir demedi. O vavlar düşecek. Lamel fiilin hükmü ise nakısın lamel fiilin hükmü gibidir. Şimdi bakalım. Mesela Veqa yeqi. Veqa'nın aslı neydi arkadaşlar? Veqa ye. Ya harfi let mutarik. Ma gablu meftuh. Ya ye elife ettik. Ne oldu? Veqa oldu. E bunun muzarisi neydi? Yev idi aslı. Yev e Vav. Beynel ya'i vel kesrati. Ya ile kesr arasında bulunduğundan bu kuraldan dolayı Vav'ı va hasfettik ne kaldı arkadaşlar? Ye kaldı. Ye ee, vav veya ya tarafta vaki olur. Lamel fiilinde gelirse. Kendinden önce kesir olursa, onun üzerinde damma olursa bu damma ne yapardı? Düşerdi. Hah, yağın üzerine damma ağır gelirdi. Düşürdük ne kaldı? Yakıyı. Tamam. Şimdi burayı daha iyi anlıyoruz. Fail hükmü, misal fiilin hükmü gibi dedi ya. Misal fiilin hükmü neydi? Ya ile kesra arasında kaldığı zaman düşüyor muydu misal fiil? Yukarıda 236 kuralında. Aynen evet. hocam düşüyordu. Heh, burada da düşüyor işte. Yaqi, yauqiu idi. Şu noktalar yine unutulmuş. Evet. Hadi yap bakayım Tuğçe'm bunu. Yauqiu <laughs> nasıl yapılıyor oldu? Aslı yauqiu idi. Ee, vav beynel ya ivel kesri olduğu için baba hasbettik. Ya kıyı oldu. Ee, ya tarafta vaki olduğu için ve üzerinde damme olduğu için damme ona ağır geldi. Dammeyi de düşürdük. Ya kıyı oldu. Çok güzel. Peki bunun emri nasıl? Kı. bu iv yapmış da iv olmaz ki bu. Nereden yapacağız biz? Vaka, yaki, tegiden yapacağız değil mi arkadaşlar? Teghiden yapacağız. Nasıl yapacağız teghiden? Muzara tarifini hasfettik. Evet. Hemze getirmemize gerek var mı? Muzara tarifinden sonra harekeli bir harf varsa? Gerek yok. Yok. Gıy. Peki emirler vakıf üzere miydi? Cezm alameti illa tarifinin düşmesiydi. Düşürdük. Ne kaldı? Sadece kaf kaldı. Kaf kaldı. Kaf tek başına okunması çirkin olduğundan sonra bir haisekte getirdik. Şuna hayi sekte deniyor. Ne deniyormuş buna? ay sekte. Hayi sekte. Heh, getirdik. Ne oldu? Kıh oldu. Kıh. Evet. Peki çekelim. Kıh. Kıya ku. Kı. Noktalar eksikini. Kıya kı ne oldu arkadaşlar? Mesela e, Ku enfusekum ve ehlikum nara ayeti var değil mi? Ku enfusekum ve ehlikum nara. Ne demek? Evet. Ku koruyun. Sakının. Enfusekum nefislerinizi ve ehlikum ve ailelerinizi aran? Ateşten, cehennemden kendinizi ve ailelerinizi, ahalinizi koruyun. Tamam mı? Veya Rabbena atina okurken ne diyoruz arkadaşlar? Ve qina azabennar diyoruz. Ne demek? Ve qina azaben nar. Gina. Bizi heh, kıy, emir. Faili tahtına Ente. Rabbimize raci. Sen bizi koru ya Rabbi diyor. Na. Fiile bitişen mutluluk zamirler ne konumundaydı? Meful konumundaydı. Meful. Na meful konumunda. Mahallen. Mansup meful. Yani bizi koru. Neyden? Azaben nar. Nar burada ateş değil. Ney? Cehennem. Yani. Azab cehennem demek. Cehennem azabından bizi koru, tamam? Kıy ku ikisine de örnek vermiş olduk. Peki nehi hazır nasıl gelir? La taki, la tkiye, la tu, la tki, la tkiye, la tki gelir arkadaşlar? Emri hazırda durmak kolay olsun diye bir sekte hasi getirilir. Kıh denir. Onu zaten söyledik. Şimdi nereye geçtik? muzafa geçtik. Peki? Mutallat bahsinde neleri görmüş olduk şimdiye kadar değerli arkadaşlar? Ecrefleri gördük. Nakısları gördük. Sonra misal fiilleri gördük. Lefifleri gördük. Hem makrun hem mefrukunu. Kaç etti? Dört. Peki ne kaldı geriye? Muzafla mehmuz. Peki muzafla mehmuzu niye mutellat bahsini aldı? Değerli arkadaşlar. Bir takım Onda da da değişiklik olduğu için. Hah. Evet. Tuğçem söyledi. Diğer arkadaşımız kimdi? Bendim hocam. Hah. Sen de söyle. Ben de bir takım değişiklikler Heh. olduğu için. Çok güzel. Bunda da bir takım değişiklikler var. Yani değişiklik olunca zaten biz ilali e, bu kitabımızın başında kaç ayırmıştık? İlali neydi? İbdaldi. İbdaleştir kalp. Kalp ne demekti? Bir harfin başka bir harfe değişmesi. Veya hazifti. Harfin tamamen atılması. Veya iskandı. İskan ne demekti? Harfin harekesini düşürmek, sakin, sakin. kılmak. Veya neydi? İdgamdı. İdgam. İdgam neydi? Aynı cinsten iki harfi birbirine katmak. E bu dördü de aslında ne arkadaşlar? iler ilal neydi olur? illetli fiiller de olur. Yani biz hani aksam-ı Seba'yı ikiye ediyoruz ya hani mesela. Misal Ecvef, Nakıs, Leşifler, Muhtel bahsinde Salim, efendim Muzaf, Mehmuzlar da sahih bahsinde diyoruz ya. Bazı alimler Muzaf ve Mehmuzları da mutellat kısmına alabiliyor. Niye? Onda da bir takım ilal kaydeleri olduğu için. Mefhum? Ne? Güzel. Şimdi muzaafın aynel fiili sakin lamel ile harekeli olursa veya her ikisi de harekeli olursa idgam yapmak lazımdır, vaciptir. Yani ne demek arkadaşlar? Mesela M, D, D. Şu veya'dan sonrasını bir okuyalım. Ne diyor? Her ikisi de harekeli olursa diyor. Her ikisi de harekeli mi? Evet. bundan önce idgam yapmak için bize ne lazım? Aynı cinsten iki harf lazım değil mi? Evet. Yani idgam, idgam mesela iki farklı harften olur mu idgam? Hayır. Heh. Aynı cinsten bir kere şey iki harf lazım abicim bize. Aynı cinsten iki harfi bulduk. İkisi de harekeli olursa diyor. E, i̇kisi de harekeli ise ama yine hangi forma çevirmemiz lazım? Bunu idgam edebilmek için. Birincisini sakin, sakin kılmamız lazım. E, peki sakin kıldığımız zaman hangi işlemi yapmış oluyoruz biz? İskan işlemini yapmış oluyoruz değil mi? Peki İskan İlal'in alt başlığı mı? Evet. Heh, bundan dolayı bazı alimler muzaaf fiilleri de muhtellat bahsini almıştır işte. Peki. Birinci harf harekeli ise diyor. Birinci harf harekeli ise önce onu sakin yapmamız lazım. Yaptık mı? Yaptık. Sakin kılmak için makabli harekeli ise mesela bunun örneği ne? Medde muzarisi neydi? Yemuttu. Yem düdü. Ha, aslı yem düdü. Yem dü dü. Doğru mu? Şimdi bunu birinci dalın hareketi Bunu nasıl idgam edeceğiz? Birinciyi sakin yapmamız lazım, değil mi? Aynen. Ha, ama birincisini sakin yapacağız da. Onun makabli harekeli ise mağabli harekeli ise doğrudan hareketini hasfederiz diyor. Tamam mı? Mağabli harekeli ise bak mağabli harekeli şu medede de birinci dalın mağabli harekeli mi? Nerede hocam mazide mi? Üzerden evet. soruyorsunuz. Şimdi şöyle yapacağız. Bir dakika. Şimdi bak şurayı birinci harf harekeli ise önce onu sakin kılmamız gerekir diyor. Sakin kılacağız ama bu cümle bitti. Şimdi diyor ki sakin kılmak için mağabli harekeli ise şimdi birinci dalın mağabli ne? Mim. Mim harekeli mi? Evet. Heh, mim harekeli ise doğrudan harekesini hasvederiz. Dalın harekesini doğrudan hasvederiz diyor. Hasvettik. Medde oldu. Ama mağabli sakin ise birinci dalın mağabli ne burada? Yemdudu'da. Mim şey sakin. Ha. İşte birinci daldan öncesi harekeliyse birinci dalı mededeyi direkt medde yapabiliriz diyor. Ama yem yemdududaki gibi birinci dalından önce sakin harf varsa ne yaparız? Bu birinci dalın harekesini mağabindeki sakin harfe naklederiz. Tamam mı arkadaşlar? Ne oldu dolayısıyla? Ye muddu oldu. Ye muddu. Şimdi izgam pozisyonuna geldik mi? İzgam için tüm şartlar tamam mı? Tamam. Evet. Ye mudde oldu. Şimdi arkadaşlar şeyleri hatırlayalım. İlletli fiilleri hatırlayalım. Hani illetli fiilde ne diyorduk? Bir tane illetli harf var, harekesi var. Magabilinde sağlam bir harf varsa o illetli harfin harekesini nereye naklediyorduk? Sağlam olan. Ha, Burada da tıpkı ona benzer bir işlem yapmadık mı? İdram yapmak için ona şey derler. İtgam ezli için derler. Şöyle yazayım. Ne derlermiş? Eski tabirle. İtgam ecli için. Mesela min ecli diye bir kelime var Arapçada. Ne demek min ecli? Min eclik diyor mesela. Senin için demek. Tamam. İtgam ecli için ne demek? İtgam yapabilmek için. İtgam yapabilmek için kendisinin hareketini öncekine veriyor. Hani alimlerin bunu neden mutellat bahsini aldığı be, almalarının sebeplerini söylüyorum yani benzerlikleri. Tamam mı? Mesela yakvulu idi değil mi? Yakvulu. Yakvulu idi. Bu vavun hareketini ne naklettik? Magabindeki sayı harfe naklettik. Yakvulu oldu. Ha bunu bu sebepten dolayı nakletmişsin. Ha efendim yem dudu da bunu sakin kılmak için ne yaptık? Birinci dal sakin olması için kendi harekesini nereye verdik? Markabine. Markabine verdik. Yani yakvulu, yakvulu olurken yemdudu, yemuddu olurken ikisinde de ne kaidesi var? Nakil kaidesi var. Tamam. Tamam hocam. Alimler de buna istinaden demiş ki işte mudaflar da bir nevi aslında mutel fiiller gibidir demiş yani. Onda da nakil kaidesi var. Bunda da var demişler yani. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. Şimdi ikinci harfe bakacağız. Birinci harfi konuştuk. Birinci harfi sakin kılacağız. Nasıl kılacağız? Kendinden önceki harekeli ise direkt sakin kılacağız. Kendinden önceki sakinse harekeyi nakledeceğiz. Birinci harf tamam. Geçtik şimdi ikinci harfe. İkinci harf keskinlikle ne olması lazımdır? Harekeli olmalıdır. Tamam mı? Eğer sakin ise harekeler daha sonra idgam yaparız. Şimdi bakıyoruz. M D, -D. Birinci daldan önceki mim harekeli mi sakin mi? Harekeli. O zaman birinci dalı doğrudan ne yapıyoruz? Sakin kılıyoruz. Sakin. sakin kıldık. İşte idgam pozisyonu budur arkadaşlar. İdgamın yani bu noktaya getirmemiz lazım bir şekilde. Ya sakin kılarak getireceğiz, ya da hareketsini naklederek bu pozisyona getirmemiz lazım. Bu pozisyona getirmeden izgam yapamayız. İki tane aynı harfimiz olacak. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olacak ki biz izgam yapabilelim. Tamam mıdır? Hı hı tamam. Sonra izgam yaptık, medde oldu. Yem düdü. Şimdi birinci daldan öncekine bakıyoruz değerli arkadaşlar. Harekeli mi, sakin mi? Sakin. Ha, sakinse o zaman bu birinci dalın harekesini kendinden öncekine nakledeceğiz. Naklettik. yemud oldu. Şimdi iki tane harfimiz var. Güzel. İki harf olmasa zaten idgamdan bahsedemeyiz. Peki ikinci şartımız ne? Birinci harfimiz sakin, ikincisi harekeli olacak. Artık idgam için her şey hazır mı? Evet. O zaman tek ihtiyacımız bir şedde. Yemuddi oldu. Tamam. Medden. Bu da zaten şunun gibi. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Birinci dağla, ikinci dağla galip ettik. Medden oldu. Tamam mı arkadaşlar? Var mı anlaşılmayan bir şey buraya kadar? Yok hocam. Peki. Mudafın aynel fiili harekeli. Aynel fiili harekeli. Lamel fiili sükunu aslı ile. Sükunu aslı ne demekti? Aslından sükün. Sonradan değil. O zaman ishar lazımdır. Ishar eşittir nedir? Fekki idgamdır yani. Yani idgam yapamayız yani burada. Tamam mı? Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? İdgam mümteni diyoruz. Mümteni ne demek arkadaşlar? İdgam yapmak yasaktır yani. Nasıl? Ee, Merve Hanım şeyi çeker misiniz? Meddenin mazisini çeker misiniz? Medde, medda, meddu. Hocam um, ben çekmesem gelmedi ya. Medet mi? Meddet. 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 Meddet, ha. meddet, meddeta, medet ne? Medet. devam edeyim mi? Evet medet te medet tüm medettüm. medet tüm medet ti medet tüm medet tüm ne medet tü medet na oldu. Medet na çok güzel. Medet na bak ne demişti? Bir aynel fiil harekeli. Harekeli mi arkadaşlar? Evet. Lamel fiil sakin. Ama hangi sakin? Sonradan mı? Asli mi? Asli sakin. Heh, asli sakin olursa idgam yapamayız. Neresi peki? Medde fiilinin hunne çekiminden nahnuya kadar. Medetne, medette, medettüme, medettüm, medetti, medettüme, medettünne, medettü, medetne arasında idgam mümtenidir. İdgam zaten üç ayrılır. İdgam vacipi gördük. İdgam mümtenidir. Yani idgam yapılmaz. Yani isarla okuruz. Isar açık okumak demek. Üçüncüsünde göreceğiz. İdgam caiz diyecek. Caiz ne demek? İster yap ister yapma demek. Paşa keyfin bilir demek. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Bu sıralarda birinci dal ne arkadaşlar? Harekeli. İkincisi de aslından sakin olduğundan itgam mumtenidir yapılmaz. Eşittir isar ile okunur. Tamam. Yani idgam yapılmazsa ne yapılır o zaman? Isar yapılır. İtgam ile isar tam birbirinin zıttı yani. Tamam mı arkadaşlar? İtgam katarak okumak demek. Isar katmadan okumak demek. E, katarak okumak nasıl hocam? Medde gibi işte. E katmadan okumak nasıl? Mededne, medette, Medetna gibi. Anlaşıldı mı buraya kadar? Evet hocam. Maziyenin cemi müennesinden. Cemi müennes hangisi? Gaibesinden. Buraya yazın. Cemi müennes gaibesi. Yani hangi çekim? Hunne çekiminden. Sonuna kadar. Az önce Merve Hanım çekti. Buraya kadar idgam mümteniymiş. Bir de muzari ve ondan türeyen fiillerin cemi müennes sıgalarında izgam mümtenidir. Muzari'nin ve muzariden türeyenlerin cemi müennes sıgalarında. Cemi müennes deyince ne aklımıza geliyor? İster gaibi olsun, ne? ister muhataba olsun, onun zamir değeri nedir muhatabanın? Entünne. Bunlar da yine idgam mümteniymiş. Tamam mı arkadaşlar? Yapalım. Hangi sıgalar? Yemütlüğü kim çekecek? Ben evet. Hocam. Buyurun. Yemüttü, yemüttani, yemüttüne, temüttü, temüttani, yemdüdne, temüttü. Dur şimdi orada. Orada dur. Yemdüdne. Ne demişti? Muzari'nin cemi müennes sıgasında İster gayb olsun, ister mukadab olsun. Yemdüdne. Gördünüz mü arkadaşlar? İzgam burada mümteni oldu değil mi? Niye? Birincisi harekeli, ikincisi aslından sakin. Evet, devam et. Temüddü, temüddani temüddü temüddüne, temüddine temüddani temüddüne İkincisi de bu arkadaşlar. İkincisi de bu. Temdüdne. Evet. emdüdü mü geliyor? Yok. Emüddü, emüddü. Emrettin emrettin. Tamam, güzel. Demek ki arkadaşlar, yemdüd ve temdüd ne de yine izgam mümteniymiş. E peki muzariden türeyenler ne? Emirler, nehi'ler. Bunlarda da yine hunne ve entünne çekimlerinde izgam nedir? Mümtenidir. İzgam mümtenidir ne demek? İzgam yapılmaz demek. E, i̇zgam yapılmazsa ne yapılır yerine? İzgamın zıttı nedir? İshar. İshar. açık okunmaktır. Şimdi idgamı üç ayırmıştık değil mi? İdgam, ca, i̇dgam, vacip. İdgam mümteni. Üçüncüsü ne? İdgam caiz. Muzaafın aynel fiili harekeli. E hocam yukarıda da aynel fiili harekeliydi. Lamel fiili de sükün, e yukarıda da sükundu. Ama yukarıdaki sükunu aslıydı. Buradaki sükünü arız. E ne demek hocam sükün arız? Aslından olmayıp bir amil sebebiyle sükün olan demek. E ee, böyle olursa yani sonradan gelen bir amin sebebiyle sakin olursa ikinci harf idgam yapmak da caizdir. Yapmayıp isarla okumak da caizdir. Tamam. Paşa keyfimiz bilir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. Mesela dört vecih caiz burada. Dört vecih ne demek? Dört okuyuş caiz. Mesela lem yem düt dediğimiz zaman İzharla mı okuyoruz, idgamla mı? İzhar. Çok güzel. Peki ben tutup lem yemudde, lem yemuddu, lem yemuddi şeklinde de okuyabilir miyim? Evet. idgam, idgam yaparak. Okunur. Evet. Bak üç vecih burada var. Bir vecih de burada var. Kaç vecih yaptı? Dört. E peki biri bize dese ki ya kardeşim sen lem yemud de nasıl okudun? Feta ehafful hareket olduğundan dolayı okudum. Sen lem yemudde nasıl okudun? Aynel fiiline tabi olarak yemudde okudum. Tamam. Lem yemudde nasıl okudun? Es sakinu iza hurrike hurrike bil kesri. Sakin harf harekelendirildiği zaman kesra ile harekelendirilir kaidesine istinaden buna dayanarak buna güvenerek lem yemudde okudum. Oldu mu? Evet hocam. Daha önce görmüştük zaten. Peki. muzaf fiilde idramın caiz olduğu yerde idram yapmak için aynel fiil sakin kılındığından aynel ve lamel fiilin her ikisi de sakin olurlarsa ikincisi harekelendirilip sonra birinci ikinciye idram edilir. Lem yem düdü dedik mesela. İdgam yapılacağı zaman birinci dağılın harekesini ne yaparmışız arkadaşlar? Mime verirmişiz. Şöyle yani. E, mime verdik ne oldu? Lem yemud oldu. Lem yemud. Dolayısıyla şimdi bu formda idgam yapabilir miyiz arkadaşlar? Hayır. İkisi de sakin oldu. E burada birinci dağılımı harekeleyeceğiz biz ikinci dağılımı. İkinci dağılımı. E neye göre hareketlendirileceğiz İşte buyurun. En hafif hareket ederiz, fetalarız Aynel fiiline tabi tabii? Yani. Aynel fiil ne burada? Mim. Ha. Med, medde, yemuddu. Yok. Şey yok, dal tekrar ama. Dal, aha. Yemdüdü şuradaki işte bak. Medde, medde ya. En aslındaki aslında ha. şey. Öte. Onun muzarisindeki, yemuddu. Yem düdü yani. Yemdüdü. düdü. İşte bak Yemdüdü derken ha bu işte aynel fiili. Tamam. En aslındaki evet. Evet. Aynel fiiline tabaan zammelenir. Veya sakin harf geçilirken kesrarayla geçildiğinden dolayı kesralanır. Peki yaptık. Mesela lem yemud de yaptık. Tekrar yazmayayım. Yemud dü yaptık. Yemud di yaptık. Üç formda da izgam yapabilecek duruma geldik mi? Geldik. Yaptık işte. Ne oldu? Lem yemudde, lem yemuddu, lem yemuddu oldu. Peki tekrar soruyorum. Biri bize dese ki nasıl lem yemudde okudun? Biz ona ne deriz? Feta en hafif hareket olduğu için. Ekaful hareket. Heh. Nasıl oldu da lem Yemudde okudun derse? Aynel fiile tabi olmasından dolayı. Nasıl oldu da kesre okudun, lem okudun? Arapça kaydesini unuttum. Geçişten dolayı. Es-sakinu es iza hurrike, hurrike hurrike bil kesri. Es-sakinu es sakinar. İza dığı zaman hurrike harekelendirildiği zaman hurrike harekelendirilir. Ne ile? Bil kesri. Kesra Tamam. Lem yemdud. Böyle olmaz. Bunu aktardık. Lem yemud oldu. İki tane dal ikisi de sakin. İkinciyi hareketlendirmemiz lazım ki idgam yapalım. Harekeyi ehaffül hareketten dolayı es sakinu izahurike kaydesinden dolayı aynel fiiline tabi olarak da bundan hep üç ayrı sebep verdik. İdgam ettik. Lem yemudde, lem yemudde, lem yemudde oldu. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki. Geldik muzafın emri hazırına. Emri hazırında idram caiz olup umdut. ne demiş ki burada? Umdutta idram yapmış olmuyoruz ki biz. Ha, şurada bir virgül koyacağız o zaman. İdgam caiz olup umdut olarak idramsız gelebildiği gibi idgam da yapılabilir. Bu cümlede bir düşüklük yok mu sizce? Ya da ben virgülü başka bir yere mi koydum? Umdut idgamsız okunuyor zaten. İki tane daha var ya hocam oraya vurgu yaparsanız aslında hazırında da idgam caiz olup. Ha tamam hadi okuyun bakayım öyle ya. nasıl okuyacaksınız? <laughs> Muzaf'ın emri hazırında da idgam caiz olup Ah, bir dakika. Muzaffer'in ha. emri hazırında da idgam caiz olup şuralarda yani. Evet. Caiz olup umdut olarak idgamsız gelebildiği gibi idgam da yapılabilir. İşte yine düşük cümle. Şöyle demesi lazım bu zaman. <laughs> muzafın emri hazırında da idgam caiz olup umdut olarak idgamsız da okunabilir demesi lazımdı. Şurada bir daha idgamsız gelebildiği gibi idgam da yapılabilir deyince cümle biraz girift hale geliyor yani. yani ya şöyle diyebiliriz yani. bildiği gibi deseydi. Yani aynen. muzafın emri hazırında da idgam caiz olup ne demek yani emri hazırında da? Muzarisinde idgam caiz olduğu gibi emri hazırında da idgam caiz olup virgül umdut olarak idgamsız da okunur diyecektir. Veya idgamsız da gelebilir diyecektir. Ama umdut olarak idgamsız gelebildiği gibi idgam da yapılabilir deyince değişik bir hal alıyor yani. Bilmiyorum yani ben böyle düşündüm. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Biraz şey muğlak bir ifade, kapalı bir ifade yani. Ama biz anladık. Biz ne anlayacağız? Biz tamam anladığımızı söyleyelim. Şimdi Muzari'de izgamlı okuyabiliyor muyduk arkadaşlar? Yemudde, ye yemuddu. Ye ye evet. Heh, bunda da okuyabiliyoruz emirde. Mudde, müddi, müddü. Aynı sebeplerden dolayı bak. Mudde hareket. Mudde es sakinu kaidesi müddü aynel fine tebaan. Böyle okuyabildiğimiz gibi isarla da okuyabiliyoruz. İsarla okursan umdüt diyeceksin. İdgamla okursan müdde, müddi, müddü diyeceksin. Tamam mı? Yani tamam. muzaride dört veciz caizdi. Emri hazırında kaç veciz caiz? Gene dört veciz. Üçü idgamlı, biri idgamsız. Yani üç idgamla, biri isarla diyeceğiz. Oldu mu? Hı hı. Peki, mim harekelendiğinde baştaki hemze düşer. Mim harekelendiğinde baştaki hemze düşer. Şunu anlatıyor yani. Şimdi emri nasıl yapıyorduk? Temmuz Muzara tarifini atıyorduk. Hah. Muzara tarifini atıyoruz. Onu anlatıyor işte mim harekelendiğinde emze düşer. İkinci dal üç harekeyle harekelenebilir diyor. Aynel fiiline Fiili zammeli olmayan bablarda. Şimdi bu aynel fiili zammeli olan bab mı? Evet. Aynel fiili zammeli olan bablar hangileri? Birinci ve beşinci bab. Fa'ale yef'ulu fa'ule yef'ulu Evet. Bunlar da yalnız iki harekeyle okunur. Feta ve kesra ile. Ama aynel fiili zammel olanlarda birinci ve beşinci babda efendim e, aynel fiiline teb'an verildiği için müdde, müddi, müdde oluyor. E peki hocam aynel fiili olmayan bablar hangileri? Aha bunlar işte. Firra diyebiliyoruz. Firri diyebiliyoruz. Ama firru diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Diyemeyiz. Adda diyebiliyoruz. Adlı diyebiliyoruz. Ama aynel fiiline teb'an adlı Addu diyebiliyor muyuz? Hayır. Hayır Niye? Çünkü Aynel fili değil ki. Tamam? Evet. Anlaşıldı değil mi? Evet hocam. Peki şimdi geldik. Ferra yefiru. Yefirun aslı neydi? Yef riru idi. Nasıl yaptık? Yef riruyu yefirru. Kim yapmak ister? F Bunu nasıl yefirru yaptım? Hilal. Hilal yok mu? Hilal burada mı? Hocam ses, açma ses açmak için çok müsait değilim mi? Ha, tamam. Evet kim yapmak ister? Melike. Yef ziru. deneyim hocam. Ee, burada en maçta e, e, Ra'nın harekesi Heh. geçiş zor olduğu için mi oluyordu? Yok. Ee, Ra'nın hareketini hareketi... mağabindeki fa'ya veriyoruz. Heh, tamam. Ee, yef, e, yefir ro oluyor. Heh. Heh. Zaten bu pozisyonda İlgam yapacak duruma geliyorduk. Birincisi evet. sakin, ikincisi harekeli. Yef Yefir oldu. Yefir oldu. Evet. Birinci ra, ikinci dağla idgam ettik. Yefir oldu. Şimdi ifrir diyebilir miyiz? İfrir. Aynen şey pardon. Evet. İtgâmsızı okuyabilir miyiz? İsarla. Okuruz. Peki. Firra nasıl diyeceğiz? Firra. Ekhafır harekattan dolayı. Tamam mı? Evet. Ama Firri dememizin iki sebebi var. Bak burası çok önemli. İster aynel fiiline tabi olarak da, tamam. İster es-sakinu izâ hurrike hurrike bil kesri de. Oldu mu? Evet. Yani firri dememizin iki sebebi var. Şimdi yef bunun aslı neydi? Yefirunun. Yef ziru. Şimdi bu Karşınızdaki muzarrat harfi. Fa harfi, fa harfi fiil. Bu birinci ra harfi ne? Aynel fiil. Harekesi ne? Kesra. Heh, sen ister şöyle de Es sakinu izahü rükeden dolayı firr okudum de. İster aynel fiiline tabi olarak, aynel fiiline uyarak firr okudum de. Tamam mı? Tamam hocam. Ama firruh firru okuyabilir miyiz? Firruh. Hayır. Okuyamayız. Peki bu ne demek ferra firru? Kaçmak demek. Kirişi <laughs> kırmak demek. Evet. Bunun mübalağa ismi faili ne gelir? Firar. Ferrari. Ferrari. Evet. Araba var ya. Firar da buradan değil mi yine hocam? Tabii firar da buradan. Bunun mübalağa ismi faili Ferrari değil mi? Ferrari. Evet evet. Çok kaçan manasında yani. Aynen. Allah canınızı almıyor hemen. Hani? <laughs> Onu espri olsun diye söylüyorum. Ne alakası var onunla? Hocam her seferinde de tekrar düşüyoruz. Her seferinde Ferrari'yi de söylüyorsunuz ama. Bunu <laughs> espri olsun diye söylüyorum. Ama bağlantısı, bağlantısı var yani değil mi? Ferrari çok hızlı kaçan bir araba değil mi? Aynen. <laughs> Mesela çok çok yardım eden Nassar değil mi? Çok yalan söyleyen Kezzap değil mi? Çok kaçan da Ferrari işte. Adam sonra bir iyi koymuş, araba markası yapmış. Çok hızlı giden bir Hocam, araba manası yani. E ama şey işte, Rike'den evet. geliyor Ferrari. <laughs> evet. bir ee, şey diyordunuz? Ben şey dedim yani tevafuk mu acaba gerçekten mi yani yapmışlar hani bilinçli mi? Merak ettim yani şimdi. Olabilir yani. Belki şeyleri sahipleri arapsa. Olabilir yani. Araştırmak evet. lazım. Ama ben öyle es, esprisine söylüyorum burayı unutmayın diye yani. Hmm. Evet. Ya böyle oturuyor kelimeler hocam ya. Yani. İyi oldu. Ama herkes de inanıyor yani bu. Hocam hakikaten Ferrari oradan mı geliyor falan diyor. <laughs> Neyse. Atta ne demek atta? Isırdı demek. Atta ya attu. Kaçıncı babdan? Üçüncü babdan. Tamam. Peki ya attunun aslı neydi? Ya dadu idi. Bu birinci dalın harekesini neye verdik? Mağabindeki ayna verdik. Kendisini sakin kılıp idgam yapmak için. Ya oldu. Dalı dala, dala idgam ettik. Dadı da da ettik. Ya oldu. Peki. adat şeklinde. İ'dat şeklinde. İsar okumamız mümkün mü? Mümkün. Evet. evet. Peki. Adlı şeklinde. Atlı, ad dersek hangi kurala istinaden diyoruz? Es-sakinu iza hurrike hurrike bil kesriye göre ...atlıyı okuyabiliyoruz. Evet. O, şimdi bak bomba şimdi geliyor. Atlı okumamızın kaç sebebi var? İki. Çok güzel. Birincisi ne? E, aynen fiiline tabi olduğu için. İkincisi ne? E, fetah farkı olduğu için. Harika. Gördünüz mü? Yukarıda fir okumamızın iki sebebi var. Hem aynel fiiline tabi olması için hem işte geçişte kesrel okunduğu için burada da adda dememizin iki sebebi var. Ney? Hem ekafül hareket olduğu için hem de aynı elfinle tabi olduğu için. Ama addu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Medde gelir mazisi. Ye gelir muzarisi. meddun gelir ismi faili. Memdudün gelir neyi? İsmi mef'ulü. Müdde gelir emri. Emri hazırı. La temudde gelir nehi hazırı. Ferra yefirru, farrun, mefrurun, firra, la tefirra. Tamam? Firra gelir. Emri la tefirra gelir. Nehi hazırı ferrari gelir. Mübalağa ismi faili, değil mi? Tabii ki de evet hocam. <gülüyor> evet. adda ya addu, addun, ma'dudun adda, la ta'adda. Arkadaşlar şuraya dikkat edin yani muzaaf fiilin isim mefulleri aynı sahih harfleri gibi geliyor. Mesela memduhun, mansurun gibi geliyor. Ama ismi failleri biraz farklı bak. Medun, ferrun, adun şeklinde. İsmi faillerine dikkat. Tamam. Tamam hocam. Buradan dikkat. Peki. Geldik muzaafın ifal babına. Bak bunlar çok güzel anlatmış. Habbe. Habbe sülasisi. E bunu ifal babına aktardık. Ahbebe, eh eh bebe. Şimdi idgam yapmak için birinci bağdan önceki harf sakinse birinci bağın hareketini nereye veriyorduk? Sakin harfe. Verdik ne oldu? Ah, eh, ehabbe oldu. İdgam için her şey hazır mı? Evet. Evet. Bayi bayi idgam ettik ehabbe oldu. Ya burayı niye böyle yapmışlar anlamadım bak. Bu, bu, bu. Yani bunlar yan yana alsaydı daha güzel olurdu yani. Evet. Tamam mı? şimdi bu mazi bunlar. Eh bebe, Ehabbe. Peki. Yuhibbu'nun bunun aslı ne? Yuh bu. Şimdi birinci bağının harekesi harekeli. Mağabli sakin. Birinci bağının harekesi ne vereceğiz? Ma gabli, ki ha'ya vereceğiz. Verdik. Yuhibbu. bu iki tane harf yan yana geldi. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. İdgam yapmayıp ne yapacağız? İdgam yapmada yanında yat. Yaptık. Yuhibbi oldu. Tamam. Peki. Bunları biraz çekelim. Ehabbe gelir <laughs> mazisi. Yuhibbi gelir muzarisi. İhbaben gelir mastarı. Muhibbun gelir neyi? İsmi faili. Hani bu inkılap tarihinde Muhibbi falan diye geçiyor böyle. Hatta eski metinlerde işte hayvan sevenler derneği falan derken bu ifade geçiyor yani. Muhibbin, muhibbun geçiyor tamam mı? Muhabbun gelir isim mefulu. Ehibbe gelir emri hazırı. La tuhibbe gelir neyi? Nehi hazırı. Tamam mı arkadaşlar? Var mı problem? Yok hocam evet. şey aklıma geldi de bu sultanlardan kimin mahlasıydı bu muhibbi? Hatırlıyor musun? Şey e, Karnı Sultan Süleyman'ın. He tamam. Bence tamam. çok tanıdık sanki ama. Evet. Karnı Sultan Süleyman'ın evet. Şiiri çok seven mi demek istemiş kendine acaba hocam? Vallahi bilemiyorum ki olabilir. İşte şeyi, şeyi o mu söylüyordu? Bir e, Gözleri Ahu'ya <gülüyor> <gülüyor> yok o şey e, Yavuz Sultan Yavuz Selim evet Yavuz Sultan evet. Selim evet en çok ezberliyordum zamanında unuttuk sana da e, ben de işte böyle ama söyleyince hatırlıyorum işte küçük küçük şimdi son olarak altıncıdayız Mehmuz e, bir daha sorayım Mehmuz neden muhtelat kısmında incelemiş Maksud'un müellifi? Bazı ilal kaydeleri olduğu için. Güzel. Mehmuz ne demek? Ne kelime? İsm Ne demek? Hemzelenmiş demek. Peki hemze fail fil olursa mehmuzul fa. Aynel fiil de olursa mehmuzul ayn. Lamel fiil de olursa mehmuzul la. Şimdi arkadaşlar biraz uzun olacak ama 54 dakika oldu. Burayı bitirelim müsaadenizle tamam. İyisiniz değil mi? Yok iyiyiz hocam sıkıntı yok. Tamam siz neredeydiniz bu arada? Ben mi hocam? Evet. Ee, vallahi hocam ilk defa bu akşam boş duracak duracaktım. Son ders deyince Arapça'ya katılayım dedim yani. Bir yüksek lisans, bir eşim ameliyat dedi gelen giden falan derken tamam. bayağı bir yoğun geçti yani. Tamam olsun yine derslere katılın inşallah tamam mümkün hükümet Tamam. Ee, şey devam edecek miyiz? Ee, şimdi sorayım mı sorayım sorayım bilemedim ama ben de beşinci kur bitiyor yani. Tabii devam edeceğiz. İşte artık klasik derslerimiz bitiyor. O av zaten daha renkli yani. Metin var, gramer var, alıştırma var. <laughs> ee, çok... Yüz yüze eğitimler başladı ya. Ben dedim acaba burayı bitiriyor musunuz hani? Yok buraya mi? buraya devam edeceğiz. Heh, iyi, tamam. Ve belki hafif yaparız yani biraz. Daha hafif yapabiliriz. Haftada 2-3 yaparız. Bura devam edecek. Ha o yüz yüze derslere de gelebilirsiniz. Onu da söyleyeyim size. Şu dersi bitirelim konuşalım tamam? Tamam, tamam hocam. Orada da bir temel grubumuz var. Bir ihtisas grubumuz var, İslamiler grubumuz. O gruba dahil edelim sizi tamam mı? Ee, tamam, tamam. Zaten buradaki arkadaşlarımızın çoğu o grupta. Hmm. Hepsi ya, yani, hepsi o grupta, evet. Hmm. Yani belli bir temeli olanları üst gruba alıyoruz kızlar için. Hmm. Yeni başlayanları veya birinci sınıfta, ikinci sınıfta ama iyi bir şekilde Arapça temeli olmayanları da e, birinci sınıf alıyoruz. İki sınıf var yani bizde, birinci sınıf, ikinci sınıf yani. Tamam. Ha, iyi hocam. Hı -hı. şey çok iyi oldu hocam ya. Ben bayağı bir şey oldu benim için yani bu hani zafera senin notlarını okuduk ya. Hani siz evet. falan e, detaylı tabii görmüşsünüz ama sonuçta özet olarak da geçsek beni bayağı toparladı yani. Çok iyi Vallahi oldu. Vallahi ben, ben, ben de özet yok ki huyum kurusun yani. Özet diye giriyoruz yine. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yani. <laughs> hakkınızı helal edin ben kısa geçemiyorum yani. Adam Siz de, aklınızı helal edin hocam. Bizim için gayet makbul oldu en azından benim adıma yani. Valla yine kitap okumuş gibi olduk yani. Evet. <laughs> Olsun işte bunlar önemli arkadaşlar diyorum ya yani emsile bina maksut avamil deyip geçmemek lazım. Yani bunları okuyup iyi anlayan bir öğrencinin sarfa, nahve, Arapça'ya bakışıyla veya bunları okuyup iyi anlayan bir öğrencinin tefsir, hadis, akaid, e, tasavvuf gibi eserleri Arapça onları okuyup anlama seviyesiyle yani bunları okuyup anlamayan bu kitapları öğrenciler arasında dağlar kadar fark var yani. Yani siz yarın bir gün akaid, fıkıh, tefsir, hadis okuyunca sadece e, probleminiz ne olacak biliyor musunuz? O ilimlerin kendine dair şeyleri var mesela. Kendine dair kavramları var değil mi? Mesela tefsirde <laughs> ne, ne, var mesela? İşte sebebin üzül var. Muhkem geçecek, müteşabik geçecek, bilmem başka şeyler tevil geçecek. Ondan sonra ama e, sana orada adam tevil, işte evvele gelir mazisi, yüevvülü gelir muzarisi. Tevilen Eyle. gelir mastarı, müevvülün gelir ismi faili, müevvülün gelir ismi mef'ulü demeyecek adam sana. Sen bunu daha önce halletmiş olacaksın. Orada sadece hangi kelimenin e, hangi babdan ne anlama geldiğini zihnine oturduğu için sadece e, o ıstırahları öğrenmek kalacak yani. Yani bol bol yani saf nahvin oturması demek öğrenciye mükemmel bir ufuk açıyor aslında. Yani sadece evet. kelimeleri öğreniyorsun yani. Bol bol daha çok fazla metin oku, daha fazla kelime öğren. İşin zevkli kısmı o zaman başlıyor yani. Yani biz elhamdülillah şeyi bitirmiş olduk. Yani işin zor, meşakkatli tarafını bitirmiş olduk yani. Hı hı. Vallahi ben sevmiyorum. Yani bakmayın böyle e, yani istekli istekli anlattığıma ben grameri sevmiyorum. Ben daha çok metin okumayı, daha çok kelime görmeyi istiyorum. Ama bunlar olmazsa olmaz. Yani bana sorsanız yani mesela hocam saf dersini mi daha çok seviyorsunuz? naif dersini mi? Metin dersini mi? Metin dersini daha çok seviyorum tabii. Çünkü orada bir sürü kelime görüyorsun, anlıyorsun, zevk alıyorsun. Ama bunlar olmadan da olmaz yani. Ya bunları da bir noktadan bıraktığımız zaman o zevke erişemiyoruz bu sefer de. Ama elhamdülillah yani e, ben size sorduğum sorulardan aldığım geri dönüklerden ve diğer öğrencilerle mukayese ettiğim zaman iyi duruma geldiğinizi görüyorum yani elhamdülillah. Daha da iyi olacak yani. Ya, çok teşekkür ederim sağ olun hocam. Yani valla çok emeğiniz geçti. bayağı da bu Arapça mevzusu bulunmaz Hint kumaşı şeyinde şu anda yani çok çok iyi oldu benim için Allah razı olsun. Yani iki böyle bir şey yapıyorsunuz. Ya bu bir süreçti ablacığım yani bir şekilde şeyde kalmamız lazım. Ya bunlar bir vesile yani. İşte bak bu ders olduğu zaman akşam bu saatinde toplanıp işte e, ders yapıyoruz. Şimdi bu olmayınca hiçbirimiz oturmayacağız ki bunun başına yani. E, biliyoruz yani hepimiz. Evet. Yani şimdi mesela bir tanesi dese ki ya ne gerek var bu kursa? YouTube'da zaten bir sürü video var. Oradan bir tanesini aç izle dese mesela olmuyor işte. Yani onu zaten kendimiz yapsak e, zaten şu anda tüm okulları e, kapatıp tüm hocaları işten kovmamız gerekir yani. Evet, olmadı zor işte sürekli açmaya çalışıyorlar o yüzden neyi açmaya çalışıyorlar şeyi okulları hani sürekli e, tabii. online olmadı yani hani e, ya da böyle kaydet git dinlesin olmadı e, şeyde bile hocam biz hala yüksek lisans mesela şey yapıyoruz yani e, online yaptık bu sene e, bazı hocalar diyor yani hani e, her şeyin bir usulü var yani tamam hani hiç yoktan iyi online tabii ki e, ama yüz üzerinde şeyini de alamıyoruz bir türlü de alamıyoruz diyor yani. E, tabii ben şimdi mesela e, bu arada teneffüs sayın arkadaşlar bunları. Şimdi geçen <laughs> mesela e, kütüphanede doktora dersini dinliyorum. Şimdi ben normalde yüz yüze doktoraya gitsem mecbur oturup dinleyeceksin de mi o dersi? Evet tabii. E, şimdi ben kütüphanede açtım odada. O arada öğrenciler tabii. gel, gelip giriyor mesela çıkıyor. Telefon çalıyor. E, biri çağırıyor. İçeri giriyorsun dışarı giriyorsun. <laughs> Mücrim oluyor yani ders. <laughs> Anlatabildim mi? <laughs> Mahvoluyor mah yani ders. E, doğru. Ama bizim işte avantajımız ne? Biz bu pandemiden önce bu grupla ondan yaptığımız için bir de online'dan önce bu öğrencilerle yüzde bir geçmişimiz olduğu için bizim <laughs> e, bizim avantajımız o oldu yani. Biz mesela direkt ondan yapsaydık biraz daha alışmada zorla, zorlanabilirdik. Mesela Melike direkt online'dan başladı o biraz daha zorlandı mesela. Ama diğer arkadaşlarla, Hilal, Tuğçem, işte Songül, diğer arkadaşlarla biz bir ders yaptık yüz yüze. Yani ben onlara alıştım, onlar bana alıştı. Online de problem çekmedik yani. Evet. Güzel hocam. Yani e, tamamen dediğiniz gibi YouTube'dan açıp izlemektense e, böyle sonuçta bir katılım var. Yani karşılıklı bir soru soruyoruz, anlamadığımız noktada bir duraklıyoruz. Siz sorunca mesela e, az önce fark ettim ben eee Mette'yi çekerken mesela e, Galip Mühendis'e geçtiğim zaman orada bir durakladım. Şimdi Hı. oturdu. Bir daha onu unutmam yani. Siz ha, sorduğunuz için. Sormadan yapınca olmuyor işte. Elhamdülillah. Ya ben onlar aslında bilerek yapıyorum. Yani bilerek böyle biraz kafa yoralım, soralım, şakalaşalım, düşelim, kalkalım. iyice otursun diye yani. Aynen aynen. İyi oluyor hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de. Evet arkadaşlar. E, teneffüsümüz bitti. Devam ediyoruz. Şimdi hem de sakin olduğunda Hemze sakinse hali üzere bırakmak da caizdir, hemzeyi galbetmek de caizdir. Hali üzere bırakmak ne demek? Bir ad üstünde hali üzere bırakıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Peki, ancak sakin olan hemzenin mağabli de hemze olursa o zaman galbetmek vacip olur. Yani hemze sakin, mağabli harekeli o da hemze, ben bunu hali üzere bırakayım olmaz. Galbeteceğiz mecbur. Hemzenin mağabli feta ise elife Kesra ise ya'ya, ya, zamme ise vav'a galbedilir. Mesela şimdi baktık. Ye'kulu. Arkadaşlar hemze hemze sakin mi? Evet. Mağabli ne? Meftuh. Meftuh. Mağabli hemze değil bak. Meftuh. Bunu ister ye kulü diye okursun. ister bu hemzeyi kalbeder. Neye kalbedeceksin ama? Mahagabli Fetha ise Elif'e kalp edeceksin. Ya'kulu diye kursun Hangisi yaygın derseniz ye kulü yaygın. Bak yağ kulu caiz olmasına rağmen ye kulü yaygın. Yani bir şeyin caiz olması ayrı bir şey. Yaygınlığı ayrı bir şey. Yani Araplar daha çok ye der. Ya'kulu demez. Tamam. Bir e dese ne olur? E bir yanlış şey yap, yap, yapmış olur mu? Hayır. Oldu mu? Oldu mu arkadaşlar? Hocam bir sessiz git geldi ama bende mi sadece öyle? Sizde de mi gitti? Şu anda iyi mi? Ha, şimdi geldi evet. Tamam. Az önce böyle tek tek şey zorla geliyordu sanki. Ha, tamam bazen internetle alakalı olabilir. Yu'minu. Arkadaşlar hemze sakin. Ma başka bir harf. Hemze değil bunu yu'mini okumak caiz olduğu gibi tamam bunu galip ederiz. Neye? Ne dedi bak? Zamme ise ma baba galip ederiz. Yu'minu da olabilir. Peki yu'minu caiz olmasına rağmen hangisi yaygın? Yu'minu mu yu'minu mu? <laughs> yu'minu. Yu caiz. Şimdi geldik izen. Bak burada mesele farklı. Niye? Hemze sakin, Magablindeki harf harekeli ama o da hemze. Bunu da hali üzere bırakamayız. Bunu da kesinlikle bu hemzeyi ne yapmamız lazım? Ya'ya kalp etmemiz lazım. Bunu izen diye okuyamazsın abicim. Okuyamazsın ablacım. Ne diye okuyacaksın? Dile ağır geliyor. İzen diye okuyacaksın. Efendim? Dile ağır geliyor değil ağır mi? Ağır geliyor dile. Bravo. E'mene. Hemze sakin. Ma e, Magabli harekeli. bu ya, ya kulüden, farkı ne? E bunlar da hemze sakin ama mağabli başka bir harf. Burada hem hemze sakin hem mağablindeki harf harekeli. O zaman e'mene diyemeyiz işte. Bunu amene diye okumamız vaciptir. Tamam mı? Evet, Anlaşıldı hocam. mı? Hı hı. Güzel. Şimdi geldik hemze ile ilgili başka bir kurala. Hemze de mağabli de harekeli olursa. Sahih fiilmiş gibi değerlendirilir. Oh kebap. Değişmez. Hemze harekeli. Mağabri de harekeli. Kara e. Eh. Hiçbir şey yapmıyorsun. Hemze harekeli. Mağabri de harekeli. s e Nasıl? Nasıl? On numara beş yıldız mıydı? Evet. Evet. Çok güzel. Hemze harekeli olup şimdi ihtimallere devam ediyoruz. Bu kitabın bir de bu kitapların bir de böyle bir faydası var. Yani sarfın nahvin felsefesini yapıyor. Kafa yoruyor yani bize. Bunları çok basit anlatabilirdi yani. Niye bu kadar böyle girif anlatıyor? Hem sarfı öğrensin öğrenci hem de beynini zorlasın, beyin cimnastiği yapsın diyor. Fark ettiniz değil mi arkadaşlar bu kitaplarda bunu? Evet hocam. Hem de harekeli olup, mağabey sakin olursa. Hemze'yi hali üzere bırakmakta caizdir. Hemze'nin harekesini mağabine nakletmekte caizdir. Ahacık. Nakletmek dedi bak. Nakletmek. Şimdi yegvuluyu yegulu yaparken nakil yapıyor muyduk? Evet, evet. arkadaşlar. Evet. Yapıyoruz. Muzaaf fiillerde. Bedde yemdüdü yem düdüyü yemud diye yaparken nakil yapıyor muyduk? Evet. Peki mehmuzda nakil yapıyor muyuz? Nakletmek de caizdir diyor ya. Evet yapacağız. Yapıyoruz. İşte bu sebepten ötürü alimler demiş ki kardeşim sen muzaafla mehmuzu sahih grubuna aldın ama e, bu illetlilerde de nakil var, bunlarda da nakil var. O zaman ben bunları mutel altına alırım demiş yani. Böyle düşünen alimler. Tamam mı? Tamam Anlaşıldı hocam. Hı -hı. Uh -huh. Şimdi sele se muzarisine gelir. Yes -elu. Şimdi emrine geldik. Emri hazırı is el. Neymiş emri hazırı? Is el. Şimdi kuralımız neydi? Hemze harekeli. Harekeli hemze? Evet. Mağabi sakin. Mağabi sakin mi? Sakin. Heh, hemzeyi hal üzere bırakmak caizdir. Hal üzere bırakınca ne olur o zaman? İsel olur. Tamam. Evet. İsel kalır bak. Evet. TL'nin emrini isel. Yani hemze harekeli. Mağabi sakin olursa hiçbir şey yapmamak caizdir. Hiçbir şey yapmazsan ne olur isele? Hiçbir şey yapmazsan ne olur? Bir şey olmaz öyle kalır. Ah öyle kalır. İsle olarak kalır. Ama hemzenin harekesini mağabine nakletmek de caizdir diyor. E peki nakredelim. Hemzenin harekesini a buradaki hemzenin harekesini mağabine naklettik. Ne oldu? İsle oldu bak. İsle oldu değil mi? İçtimai sakin lazım geldi mi? Evet. Neyden? Hemzeden lamdan. Hemzeden lamdan. Ama ondan önce bir fazlalık daha var burada. şu hemzeyi <laughs> basıma gerek kaldı mı? Hayır. Ha, bunu bir bunun bir canlı okuruz. Bunu bir kıyarız buna. Ne oldu? Sel oldu. Sel. Şimdi içtimai sakineyim var. Hemzeden lamdan. İlama e, lamı Niye? Çünkü bu lamel fiil. Tnin lamı. Neyi hasvedeceğiz? Tabii ki hemzeyi hasfettik. Sel oldu. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mesela. Sel beni karyete. Değil mi? Evet. Köy ehline sor mesela. Sel. Peki. Burayı bir daha görelim. İs elde hemze harekeli. Mağabli sakin olduğu sakin. Olduğu gibi de kalabilir. Hemzenin harekesi mağabli nakletmek de caizdir dedi. Nakledilir ise iki sakin cem olacağından hemze has verilir. Peki sin harekelenince sin nasıl harekelendi arkadaşlar? is elde harekeli miydin Hayır. Hemzenin harekesini verince sin ne oldu? Harekelendi. Ha, harekelenince baştaki hemzeye de gerek kalmayıp düştü. Dolayısıyla hiçbir şey yapmayıp hemze toparlıyorum. Hemze harekeli, magabli, sakin olunca hiçbir şey yapmayıp isel okumak mümkün olduğu gibi nakil kaidesini işletip sel okumak da caizdir. Var mı bir problem? Yok hocam. Güzel. Şimdi geldik arkadaşlar başka bir kaideye. Mehmuz fiilde emara ye'muru. Emretmek. Ehaze ye'kudu. Değil mi? Almak. Ekele ye'kulu. Yemek. Takdir ki günlük hayatta bunlar çok kullanılan fiillerdir. Mesela mur emret diyor mesela. Kuz al diyor. Tut diyor kul ye diyor. Bunların fiilleri normalde ne gelmesi lazım arkadaşlar? Ne gelmesi lazım normalde bunların? Kul, kul. ve utmaz. U kul. Bunun u kul diye okumak da caiz. U uh, huz. Uh, diye de okumak caiz. U uh, umur. U uh, umur diye okumak da caiz. Tamam mı? Ama gel gör ki 22. kayıda gereği hani yukarıda dedi ya bunları. U uh, umur. U uh, kul. U uh, huz okumakta caiz. Ama gel gör ki bu kelimeler Arap lisanında çok kullanıldıklarından kesreti istimal diyoruz. Ne diyormuşuz buna? Kesreti istimal. Çok güzel. Çok kullanımdan dolayı bunu kaidenin muhalifine yani kaidenin hilafına diyoruz. Ne demek kaidenin hilafına? Yani kaide bize diyor ki ya ukul oku ya ukul olur diyor. Ya huz oku diyor. U uhuz da olsan olur diyor. Ya umur de diyor. Umur da desen olur diyor. Ama biz tutup kul, huz, mur okuyoruz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşu derler adama. Biz de ona deriz ki bunlar Arap lisanında çok kullanıldıklarından dolayı kaidenin hilafına, kaide böyle okumak gerekirken, gerektirirken biz kul, huz, mur deriz. Oldu mu? Oldu hocam. Mehmuz fiilde yukarıdaki ilal kaidelerinden 22, 23, 24 demiş. Neydi bunlar? 22 neydi arkadaşlar? Hemze sakin. Hemze sakin. Mağabli başka bir harf olursa hal üzere bırakabiliriz. kalbet edebiliriz. Ama hemze sakin. Mağabli harekeli hemze olursa kalp etmek vacip. Hemze harekeli. Mağabli harekeli ise sahih fiilmiş gibi değerlendir. Hemze harekeli. Magabli sakin olursa hal üzere de bırakabiliriz. Nakil kaidesinde de devreye sokabiliriz. İşte 22, 23, 24 buydu. Bir de kesret istimal kuralımız vardı. Bunlardan biri yoksa yani mehmus fiillerde o mehmus fiiller ne gibidir? Sahih fiil gibidir. E sahih fiil gibi olunca ne oluyor? İlal, İlal. yapılır. Tamam. Oldu mu? Evet hocam. Şimdi son dönemeçteyiz. Burada çok güzel bir beyin fırtınası yapılıyor aslında. Bu ders notlarını hazırlayan hocamız haşiyelere, şerhlere inmiş. Dipnotlara inmiş. Maksud'un şerhleri var mesela. Haşiyeleri var. Oradan almış bu notları. Şimdi diyor ki bir kelimede idgam da olursa, ilal de olursa hangisini yapacağız? Bak çok önemli bir konu mesela. Bir şey yapacağız ama hem idgam var, hem ilal var. İlal idgama tercih edilir. İlal işlemi de var. İdgam işlemi varsa ilal idgama tercih edilir. Ne demek? İlal mi yapılır, idgam mı yapılır? İlal. Efendim? İlal. Ha. Şimdi kavi ve Arkadaşlar müthiş bir beyin fırtınası bak. Kavi ve Şimdi İdgam olması için iki harfin e, yan yana gelmesi lazım mıydı? Evet. Heh, şimdi ne yapacağız o zaman? İki evet. harf yan yana geldi. E, birincisi harekeli. Şey, mağabli harekeli olduğu zaman mesela medede ne yapıyorduk direkt arkadaşlar? Kendisini Bilmiyorum. sakin kılıyorduk. Hani medede medde yapıyorduk ya. Bak medede birinci dalın harekeli, mağabi de harekeli ise birinci dalı direkt ne yapıyorduk? Sakin kılıyorduk. Şimdi burada vav wow, harekeli, mağabi de harekeli. O zaman ne yapmamız lazım idgam yaparsak? Arkadaşlar? Kav. Kav ve. Ve. bunu buna idgam ettik. Kavve oldu. Şimdi kavve diye bir şey var mı? Yok. Hayır. Demek ki idgamla ilal, cem olursa ilali tercih edeceğiz. Peki ilal kuralımız bize ne diyor? Yukarıdan hatırlayalım. Vav tarafta vaki olur. Vav tarafta vaki olur. Mağabli de tarafta vaki olur ne demek? La'mel fiilinde bulunur. Mağabli de meksur olursa, kesrar olursa o tarafta vaki olan vavı neye çevir diyor? Ya'ya. Ya'ya çevir diyor. Kaviye gelir mazisi. Muzari'si gelir? Yakba. Tabiye. Yakba. Yakba geliyor. Tamam. Kesradan evet. sonra damme ağır geliyordu değil mi hocam? Evet. Aynen. İlal dördüncü, yapıyor yine. Dördüncü sonunda. bab yani. Tabiye yak ve yu idi. Ya harfiyet mütarif. Ma gabi mefsuh. Ya yese kalbetik yakba oldu. Tamam. Aynen. Şimdi. İlal yapınca idgam sebebi ortadan kalkıyor mu burada? Kalkıyor. Yani iki Vav varken idgamdan bahsedebiliriz. Birinci, ikinci Vav'ı yaya çevirdik. Artık idgamdan bahsedebilir miyiz? Hayır. Heh, bu konu bitti. Şura da burayla alakalı. Hayye, Yahya. Dördüncü Vav. Ayye. Bunu bilmiyorum bak. Bunu da şerhlerden almış. Ne demek Ayye bilmiyorum. Bakalım. Hayat vermek gibidir herhalde hocam. Ayiye, ayiye kekelemek demekmiş. Kemküm etmek demekmiş. Allah Allah. Ya bu Arapça var ya. Yani kelimelerin söylenirken zorlanıyorsun ya. Mesela zelzele diyorsun değil mi? Zelzele. Zelzele deprem değil mi? Evet. Bak zelzele derken senin ağzın da ağzında da deprem oluyor yani. Ayiye. Tekerleme gibi bak. Söyleyemiyorsun. Ayiye, ayiye diyorsun mesela manası kekelemekmiş yani. Arapça belki de bu noktada dünyada yegane bir dil yani. Yani kelimelerin söyleyiş kolaylığı, rahatlığı, sana verdiği huzur, zorluk aslında kelimenin manasına da tesir edebiliyor yani. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet. Evet. Lafızla mana çok örtüşüyor demek istedim. Ah, aynen öyle. Vallahi senelerdir buna bir isim bulamıyordum. Biraz söyleyeyim. <laughs> Lafız ve mana birbirine ha. uygun oluyor. evet. oluyor. Şey, şey. Lafız zamana uyuyor. Evet. Bir çikolata hak ettiniz. Ha, tamam. <laughs> Almaya geleceğim. <laughs> ayye ya ya ayyenmiş yye arkadaşlar. Doğruyu bulamamak. Kendini ifade edememek. Aciz kalıp isteğini gerçekleştirememek. zaten ayye derken aslında kendini ifade edemiyorsun zaten yani. Değil mi? Zor söylüyorsun yani. Evet. Neyse. Lefifi makrum mu bunlar? Letvizm Vakrul'un. Değil mi? Aynel fiil sahih müne demişti. Yani buna dokunma diyor. Normalde buna tutsak biz buna idgam işlesek ne olur? Arkadaşlar. Ayye hayye olur. Evet öyle yapma diyor yani. Lamel fiil dördüncü kaydıya göre Magabli meksur olduklarından hali üzere bırakılır. İhlal yapılmaz. Bu şekilde kalabildikleri gibi İlal yapılmadığından idgam yapılarak ayye, hayye gelmeleri de caizdir. Bu başka bir konu arkadaşlar. Yukarıda dedi ki idgam ve ilal cem olursa hangisi tercih edilirdi? İlal. Böyle bir durumda ister idgam yap, ister ilal yap diyor. Oldu mu? Yok, ilal yap demiyor, pardon. İster hali üzere bırak diyor, ister idgam yap diyor. Tamam mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamamdır hocam. Şimdi diyor ki sen bu uğraşıyorsun uğraşıyorsun da bu iyiler anlamak için. Sahih olmayan bir fiille karşılaştık diyor. Mesela sahih olmayan fiil ne? Gale değil mi? Bunu diyor eğer zorlanıyorsan önce diyor sahihmiş gibi çek diyor. Nasıl? Kavele, kavela, kavelu, kavelet, kavelete, kavelne, kavelte, kaveltüme, kaveltüm, kavelti, kaveltüme, kaveltüme, kaveltü, kavelna. Sonra böyle çek diyor. Sonra anlatılan kaidelere göre bir ihlal gerekirse, anlattı ya ihlal kaidelerini, onu yap diyor. Fefal diyordu kitapta, onu yap. Eğer gerekmiyorsa yapma diyor. Tamam, yani anlattı, anlattı maksum müellifi. En sonunda işi ne yapıyor? Özetliyor yani. Tamam mı arkadaşlar? Bir de sahih gibi çekmenin avantajı ne mesela? Kavele, kale oluyor. Kavele, kale oluyor. Kavelu, kalu oluyor. Kavelet, kalet oluyor. Kavelete, kalete oluyor. Kavelne, kulne oluyor. Aslı gibi çekmemizin faydası ne oluyor? Nereden nereye geldiğini görmüş oluyoruz. Başlangıç ne? Bitiş ne? Anlaşılıyor değil mi demek istediklerim? Havada kalmıyor. Yok hocam anlıyoruz. Ah güzel. Bazı yerlerde, şimdi başka bir konuya geçtik bak. Bazı yerlerde kaide gereği ilal yapılması gerekiyor. Ama bazı sebeplerden ötürü yapmıyoruz. Çünkü yaparsak mana kayboluyor. Yaparsak o bab bozuluyor. Hani bablar vardı ya tefeul babı. İşte efendim istifal babı, iftial babı onlar bozuluyor. Mesela arkadaşlar, avira. Birinci kaideye göre ne olması lazım? Vav harfi let mutalik, ma gabli meftuh. Bu vavı neye galbetmemiz lazım? Ha. Şimdi burada bir ilal işlemi var mı? Var. Normalde. Ama yapmıyoruz. Normalde var. Ha. Niye yapmayacağız biliyor musunuz? Eğer bunu yaparsak ara olur. A, ara ne demek? Hani arlanmaz, usanmaz deriz ya Türkçe'de. Ar ne demek arkadaşlar? Ara. Ayıpladı demek. Ama ben ayıpladı demek istemiyorum ki. Avira demek istiyorum. Tek gözü kör oldu. Tek gözü şaşı oldu demek istiyorum. Demek ki burada ilal işlemini yaparsam ayıpladı manasında olan arayla tek gözü kör oldu, şaşı oldu manasındaki avira o da ağrı olacağından ben nereden bileceğim hangisi ayıpladı demek, hangisi gözü kör oldu demek? Nereden bileceğim? Bununla karışma ihtimalinden dolayı bu ihtimali ortadan kaldırmak için ilal gerekiyorken bile ilal yapılmaz. Oldu mu? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Oldu hocam. O şeyi soracağım hocam ben. Bu ıı, ayıpladının da kökü Avera mı bu sefer? E tabii. Hı -hı. Aynen öyle. O Vav'da dönüyor bak. Burada dönüyor. Çünkü ayıpladı demek istiyoruz. Ama Hı -hı. burada burada çeviremiyoruz işte. Ya şimdi şöyle örnek vereyim. Mesela biz e, tesniyelerde hani tesniyeleri hatırlayın. Hı -hı. Rama, rameya diyorduk mesela rameya. Orada niye ilal yapmıyorduk? Rameya'da. Gaza, gazeva. Karışmasın diye. Bir daha söyleyin. Müfret ve tesniyi karıştırmamak için. Heh. aynı mantık işte. Orada da normalde ilal kuralı var. Ama bile bile yapmıyoruz. Niye? Çünkü yaparsak müfrediyle bir farkı olmaz. Buradaki mantık da aynı. İlal gerekiyor ama yapmıyoruz. Yaparsak şunla bir farkı kalmaz. <laughs> tamam hocam anladım. Evet. Not mazisinde ilal yapılmayan fiillerin diğerlerinde de ilal yapılmaz. Bu da ittisal dediğimiz kural arkadaşlar. İttisal neydi? Uygunluk. Arapçada ne vardır, ne mantık vardır? Ya hep vardır, ya hiç vardır. Kurunun yanında yaş da yanar. Mesela ekrame yu diyemiyoruz, yükrimi diyoruz. Ama orada arıza yu ekrimu diyemememizde mi? Yoksa u ekrimu da mı arıza vardı? U Ekrimu'da. Ha, bu Ekrimu'da arıza vardı. Onun yüzünden yaşın yanında, kuru dayandı. Hepsine kıydık değil mi? Niye? Arapçada bir iktisallik var. Yani uyum var, münasip var, mülayimlik var. Tamam? Uygunluk var. Burada da diyor ki sen bir şeyin mazisinde ilal yapmazsan, mesela avirada yapmadım. Niye? Yaparsan bununla karışır. Onu da yapmazsam Burada yapmayayım da müzarisinde yapayım olmaz. Ya hepsinde yapacaksın ya hiçbirinde yapmayacaksın. Tamam mı? Oldu mu? Tamam hocam. Şimdi geldik Celbebe'ye. Celbebe nasıl bir fiil? Dehrece mülhak olan. Celbebe. Celbebe. Bunun aslı ne? Celebe sülasi mezit rubai Celbe. lamel fiili tekrarlanmış Celbe olmuş. Şimdi burada ne görüyorsunuz arkadaşlar celbebede? İki, İki tane, tane. Aynı harf bir araya gelmiş. Hah, aklımıza hemen ne geliyor? İdgam. İdgam geliyor. İdgam ecli için, idgam yapabilmek için birinci harfin mağabli sakinse o harfin hareketini ne yapıyorduk? Ona veriyorduk. E verdik ne olacak bak şimdi. Celeb B oldu. Be. Celeb B. Şimdi idgam pozisyonu oluştu mu? Evet. E bunu da buna idgam ettik ne oldu? Celeb, Celeb B oldu. E celbebe nere? Celebbe nere? Tamam. Celbebe böyle kalması lazım ki ben bunun dehreciye mülhak olanı ilhak olduğunu anlamam lazım. Ne diyor hmm. dolayısıyla? Cel bebede idgam vacip olduğu halde ilhak bozulmasın diye yapılmaz. Hani yukarıda ne dedi? Bazı yerlerde kaide gereği ilal yapılması gerekirken bazı sebeplerle yapılmaz dedi. E bazı sebeplerden biri neymiş? Anlama karışıklığını önlemek için. Bazı sebeplerden biri neymiş? İlhak bozulmasın içinmiş. Tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. İsteva Aynel fiilinde olup sahih hükmündedir demiş mesela. 16. kaide bize ne diyor? Elife galbet diyor bunu. Mesela isteva, vav harfilet mutarik, ma meftuh. Bu vavın neye dönüşmesi lazım? Elife. dönüştürdük, istay oldu. İstay. Aynen. İçtimai sakinayın oldu mu? Evet. Hangisine kıyacağız? E tabii ki mungalip olana. Kıydık, istey oldu. İstey de olmadı hatta. İsta oldu. İsta. Tamam Elif şu. İsta oldu. Şimdi istiva nere? Errahmanu Eee alel arşi mıydı? Nasıl o ya? Allahümme salli. Bir ayet vardı ya. Hatırlayabiliriz mi onu? Tefsirci abla. Ben mi hatırlayacağım. Sümme steba var hocam. Errahmanu alel arş-ı Evet. Tamam evet. Allah arşa oturdu. Arşa oturdu evet. Ama <laughs> ha, şey aklıma gelmedi yani manayı hatırladım da hafızlık olmayınca işte hocam. Evet olsun. Ben e, latife diyorum, alamıyorsun değil mi? Ay yok olur mu? Eksiyiz zaten çok eksiyiz evet. biliyorsun. Taha, taha suresi 5. ayetmiş. Errahmanu alel Arşist Yani Allah arşı oturdu ne demek aşağı? Allah insan insana e, müstahak olan şeyler Allah'a isnat edilir mi fiiller? Allah arşı oturdu ne demek? Hükmetti manasında yani. Tamam mı? Ama mesela vahhabiler nasıl anlıyor bunu? Allah diyor oturdu diyorsa oturmuştur diyor yani. Evet. Ama Ehli Sünnet ne diyor? Oradaki oturma... Oturmanlardan... Mekan izafe edilmez diyor. Efendim? Ehli Sünnet de mekan izafe edilmez diyor. Tevhid Mekan izaf edilmez diyor işte o tevil edilir diyor. Veya Allah'ın oturmasından da o Allah bilir diyor en iyisini diyor yani. O oturmakta neyi kastettiyse odur diyor yani. Allah. Ben niye kendimi kendimi e, sıkıntıya sokuyum diyor yani. Çok akıllıca bir hareket yani. <laughs> evet. Evet. Şimdi arkadaşlar üç tane sebep oldu bak. Bazı yerlerde kaide gereği ilal yapılması gerektiği halde ilal yapılmıyormuş. Bunlardan birinci sebep ne? Anlam karışır. İkinci sebep ne? İlhak bozulur. Üçüncü sebep ne? Bunu yaparsak bunun iftial babından olduğu anlaşılmaz. Baba anlaşılmaz. Oldu mu? Arkadaşlar. Sesin mi gitti? Sonda bir sesiniz koptu hocam. Tamam. Şimdi? Şu an var. Heh. Evet. Tekrar ediyorum. İhlal yapılması gerektiği halde bazı sebeplere yap yapılmaz. O bazı sebepler üçtür. Birincisi anlam karışıklığı olur. Olursa ilal yapılması gerekirken yapılmaz. İkincisi ilhak bozulursa yapılması gerekirken yapılmaz. Üçüncüsü ilal yaparsak eğer hangi babdan olduğu anlaşılmaz. Saçma sapan bir kelime olur. ister gibi bir şey olur. Bu sebepten dolayı bu üç sebepten dolayı ilerli yapılması gerekirken yapılmaz. Oldu mu? Arkadaşlar. Oldu hocam. Yine mi sesim gitti? Yok hocam geliyor şu anda. Heh, tamam. Bakınız arkadaşlar, ders notları Türkçe ama yine bir hoca eşliğinde okuması lazım. Fark ettiniz değil mi? Evet yine de boşluklar oluyor doldurulması. için. Evet. İşte elhamdülillah biz bunu yaptık. Yani ne yaptık biz bu 110 dersimizde? Önce emsile, bina, maksut, avamile bir giriş yaptık. Hazırlık sınıfı ders notlarını Musa Alak'tan okuduk. Sonra emsile, bina, avamil, maksudu kendi metinlerinden okuduk. Sonra Zaferesen hocanın ders notlarından okuduk. Emsile ders notu, bir daha ders notu, avamil ders notu, maksut ders notu da bir gün bitirmiş olduk. Böylece 110 derslik klasik Arapça derslerimizin sonuna geldik. Rabbim en güzel şekilde istifade edebilmeyi hepimize nasip ve müessir eylesin. Son e, olarak Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'den başlayarak bu ilmi bize tevarüs eden, aktaran, sen de bu maksut kitabının müellifi anonim biliyorsunuz. Yani kim yazdığı belli değil esah olan görüş. İmam-ı Azam'a nispet edenler var. Hazreti Ali'ye nispet edenler var. Ama esah olan görüş yazarının bilinmediği. Her kimse o zat tüm geçmişlerimizle birlikte onları da katarak üç ihlas bir fatiha okuyarak onların ruhlarına bağışlayalım inşallah. Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات